hatları, tüm ihbarlar zaten Esrailoğlu'da ihbar hattına geliyor. İki gün önce gelen bir dekont vardı bize. İsmini söylemeyeceğim. Ha? Bu şahıs evli. Evet. Ama sen çok iyi biliyorsun. Bahsettiğimiz kişi. Neydi? Soyadı EB'ydi galiba. Kim olduğunu biliyorsun. A'da bence A'yı söylüyorsun abla sen. Baş harfi A. EB doğru. Dekont da burada. Kendisi gönderdi. Ha. 5000 lira. Soyadını da gayet iyi biliyorsun. 10 Aralık 2019 tarihinde ben Yeşim'e 40.000 TL gönderdim. Ha, al. Dedi. 40.000 TL. Al. Evet bak dekontu da burada. Senin adına yapılmış. Al. Bankada tamam, burada. Evet bu doğru Esra Hanım. Oturun lütfen. Bir saniye. O da yalan değil mi? Hayır. Ve bu kişi bize iki gün önceki yapılan ihbar hattına göndermiş oldu. Ha, dekont da ekranda. Hatta dün bir tanesi sosyal medya hesabında bunun fotoğrafını paylaşarak diyor ki bu kadın diyor beni de dolandırdı diyor. 40.000 TL'li göndermiş. Bu insan Esra evli. Yayına da bağlanmak istemiyor. Yuvası bozuldu. Diye. Yok yok TikTok'ta Esra Hanım özellikle şöyle bunu takip ediyorum. Evet Esra Hanım bu para gönderildi. Hemen bunu da açıklıyorum. Borç çünkü olarak verildi. Geri ödeyecek yazıyor. Hem de ödeme tarihini de sanırım yazıyor burada. 01 sizde mi daha 01.01.2020'de geri ödeyecek. Ama birçok banka bu hesabı var. Bu insan Çankırı'da yaşıyor. Tamam madem verilmesini istemiyorsa ben söylemiyorum. Benim şimdi şu andaki ayrılma aşamasındaki olduğum insanın eski eşine bulunan nafaka birikmiş talebi, borcu vardı. Bağlayın lütfen. Evet bu, biz bunu bir senet i̇yi imzaladık. Yapıyor ama. Eş çok olarak ben var. Kefil olarak sahte öğretmen ama çok ayrıldığım insan. Maşallah. Biz bunu imzaladık Esra Hanım. 40.000 liraya da 20.000 lira ödeme olarak konuşuldu. Bu doğru olan bir şey. Ödediniz mi bu parayı? Bu ödenmedi Esra Hanım. Ödenmedi Esra Hanım. Niye ödenmedi? Siz bana soruyorsunuz. Çünkü bu borç benim üzerime evet yapıldı. Kefil olarak da ayrıldığım insan şimdi şu anda. Onun onu da söylüyorum. Yıktı. Arayıp kendisini bizzat da sorabilirsiniz. Ama bu parayı, bambaşka bir hikaye anlatıyor. Hayır. Bu parayı lütfen bu beyefendiyi siz arkada özel olarak arayın. Bu parayı önce kim istemiş? Kim gidip konuşmuş? Peki bir şey söyleyeceğim. Ve neden istenilmiş? Bu sana normal sıradan borç veren bir adam olsa yayına bağlanıp demez mi? Olayı anlatır böyle böyle nafaka olayı vardı benden para aldılar. Adam seninle duygusal bağının ortaya çıkacağından korkup yayına bağlanmıyor. Hayır Esra abla bak ben bunu söylüyorum. Ya sen normal alacaksın. Bakın bağlansın diyorum Esra abla. Bununla üç kişinin ben, bu yuvasını yıkmış bir insan bu. Ya bu niye ben milletin yuvasını yıkayayım? Ben diyorum ki Esra abla evet bak bu borç ödenmedi. Ama bu borç... Barattırayım mı? Bak bu numarayı verdim şu anda. Esra Hanım bu borç benim dediğim gibi ismi eski insanın adına olan bir şeydi. Kefil olarak kendisiydi. Hiç evet, öyle bir şey yazmıyor. Senin hesabına lütfen yatmış. Arayın, borç Hanım, olarak da bir ay sonra... yaşanacak diyor. Sen çok borç alıp veriyorsun Yeşim. O yüzden söylüyorum. Çok ticari kafan, lütfen, bak, ticarete kafan çok çalışıyor. Ha Abdülkadir'cim sana da şunu söyleyeyim. Efendim abla. Bir kadın ben daha ayrılık aşamasındayım dediğimde onunla ilişki tövbe, yaşamayacaksınız. Bundan sonra zaten tövbe kurban peki, keseceğim ya. Şimdi fotoğrafları verelim. Şimdi Yeşim tövbe bu ilişkiyi ya kesinlikle reddediyor. Ama diyor ki biz duygusal boyutta ben ona inandığım ve güvendiğim için tüm varımı, yoğumu, her şeyimi ona verdim. O yüzden de onun kararlarına saygı duydum diyor. Şimdi bu fotoğraflarda sen kendin yorumla. Siz sevgili misiniz değil misiniz? Al. Tamam evlilik ya teklifi ettiğinde Esra abla ben zaten bakın bunların hiçbirini inkar etmedim ki. He kabul etmedin değil mi sen? Burada bütün arkadaşların da vardı. Neden onların resimlerini çıkartmıyorsun? Ben şu an bak. Burada şu an bütün arkadaşların da vardı. Var. Neden onların resimlerini şu an çıkartmıyorsun? Sen bana demedin mi benim seninle alakalı bir herhangi bir sevgililik bir, gibi söyle, bir durum olmadı? Şimdi bu sen bunu söyledin mi söylemedin mi? Bu doğum günleri çekilmiş desin. Bu resmi sen dedin mi ki? Sen dedin mi ki şimdi benim bu fotoğrafların anlamı nedir? Abdülkadir var mı? Bu fotoğrafların anlamı nedir? Yani ticaret ortaklığına bak, giren iki insanın nerede yakınlaşması mı? Duygusal bir ilişki mi? Sence nedir bu? Siz bunu böyle yorumlayabilirsiniz Esra Hanım ama ben yine söylediğimin arkasındayım. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Sen nasıl yorumluyorsunuz? Burada Allah bu fotoğraflarda tek biz yokuz. Bakın başka arkadaşları da vardı diyorum. Burada tamam siz yorumlayın şimdi bunu. Söyleme. Yorumluyorum ben Kadir'e her zaman söyledim. Duygusal olmaz bir ilişkiniz yok. Evlilik teklifini de kabul etmedim. Yine yüzüne karşı söylüyorum. Edemezsiniz zaten. Şimdi bu fotoğraflar tarihleri günleri daha iyi evlilik bilirsiniz. Evlilik teklifini zaten kabul edemezsiniz siz. Siz evli bir yani kadınsınız. Yani etse bile ya diyelim ki etti. Gene evlenebilir mi? Gene evlenemez. Tabii.
Şimdi mesela bu fotoğraf şey ortada, evlilik eşim, teklifinden önce mi sonra mı? Benim bir her şeyden şey kaçtığım ortada. Yok. Ben buraya bak, çıktım numara geldim. Numara istersen bana attırabilirim. Benim geçmişim seni ilgilendirmez. Senin nasıl bir insan olduğunu ben peki, bir Türkiye'ye elman geçmişim, benim geçmişim tamam kimse ilgilendirmez. Bir saniye. Anladın Sena, mı? Sena benim aslında. Benim eski evliliğim seni ilgilendirmez. Geç o ayaklar. Benim eski evliliğimdeki yaşadığım konular seni ilgilendirmez. Bu fotoğraflar nerede çekildi? Bu fotoğraflar Gaziantep'te çekildi. Gaziantep. O 20 günlük süre içerisinde. Evet. Ne kadar ya? Rezidansa kalmadın dedi ya. Orada rezidanstaki fotoğraflar onlar işte. Çok hızlı bir. Biz rezidansta kaldık Esra Hanım. Edine kalmadık. Şimdi bu elmas niye söz hakkını kullanmıyor? Hayır, rezidansta kaldık. Sen bak bunu yanlış beyan etme. Yanlış biz beyan etmiyorum. Sen ilk başta demedin mi? Rezidansta beraber kaldık. Kalmadık. Sadece biz kaldık. Dedin mi demedin mi? Sen bana onu söyle ya. Ne ya? Ayrı odalarda kalmadın mı? Ya sen bana demedin mi ki sen kalmadın? Bunu dedin mi demedin mi dünler? Nerede ya? Ben yine söylüyorum. Rezidansta hep birlikte arkadaşları da geldi Esra Hanım. Hep birlikte oturduk da vakitte geçirdik. Ya ben sen beni dinle. Sen ki. Onu ya bunu çok geç. Pardon ya kaldık arkadaşlar. Mı, kalmadık mı? Abdülkadir ya çok kısa sürede can ciğer kuzu sarması arkadaşlar kan kilitler ama onlar. Ama öyle bir geliyor ki bak 20 günde yani bak, bir insanın ve atıyorum 5 yılda yaşayacağını kaç günde yaşadınız siz ablacığım? Sana abartısız söyleyeyim. 20 günde hızlandırılmış bir hayat. Abartısız söyleyeyim bak bu normalde tanıma etme normal bir yoldan gelsin karşılaşın beraber öyle biri iyi gelir ki. Nasıl? Profesyonel bir şekilde. Hı. Öyle bir cana yakın ki profesyonel Esra bir şekilde Hanım, ama koparacağını bildiği için. Bir göndermiş, iki göndermiş, üç, dört, beş, altı, yedi niye o zaman göndermiş Esra Hanım? Madem eşekliğime ben yalancıyım. İşte. Ben inkar etmiyorum seninle ki. Seninle birlikte gittik dükkan dükkan yedi araştırdık mi gönderdi konuştuk. Size para. Yedi kez mi gönderdi? Hayır kendisi siz beyan ediyor ya. Hayır siz diyorsunuz yedi kez gönderdi. Hülya Hanım ben o zaman diyorum kaç kez gönderdi? Diyorum. O... Niçin gönderdi diyorum. O seviyorum diyor. Evleneceğim ama için gönderdim diyor. Ama ben onu olmayacağını söyledim. Ama şimdi bu fotoğraflara bak. Beyan etti. Dedi peki, ki evet Yeşim bana bunu söyledi verdin. Ama daha sonradan söyledi peki, dedi. Beni dinle bir bak bak beni size dinle. Size göre borcu ne kadar? Senden istediğim zaman neden dedin ki vermiyorum git kimine şikayet edersen et. Esra Hanım sen tehdit bir avukat etti tutarsın, ben de bu cümleyi beni, kullandım. Yüz avukat tutarım diyen sen miydin neyin dedin? Esra ne dedi? Bu cümleyi kullandım. Ben bir, sen bir avukat tutarsın ben 100 tane avukat yıkarım mahkemenin önüne diyen sen miydin değil miydin? Sen bu konuda yalan konuşuyorsun. Esra şarkı Hanım beni tehdit etti ben de dedim ben ki. Ben seni git ya dedim, ben seni şimdi tehdit nereden etsem, alabiliyorsan al dedim. Ben bu cümleyi bak, kullandım. Ben neye takılıyorum biliyor musun? Ben insan, sizin kavganızda değilim. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum bu fotoğraflar ortada. Kısa sürede bu kadar ilişki yaşanıp paraların hesaba yattığı. Şu fotoğraflar zaten birçok şeyi de anlatıyor da şimdi kocan sana ne yapıyorsun ne ediyorsun demiyor sorgulamıyorsa ya kocan diyor ki sen bana para gönder kimden gönderirsen gönder ya siz karı koca ortak hareket ediyorsunuz Esra Hanım böyle bir şey yok bakın az önceki çıktığı söylüyorsunuz ben de diyorum ki evet böyle bir borç var diyorum ama diyorum o şahsın borcu diyorum. Ne ben de bunu bunlar? Size söylüyorum. Ya yalan söylüyor abla. Bunun Allah bunlar, bir demesinden başkasına inanma ya. Eski eşiyle. Eski eşinizin ailesinde şunu iddia ediyor. Hayır hayır ben şunu. Borç ödediğini, eşinizin de mağduriyet yaşadığını. Onların iddiası. Başka borçlar var mı? O zaman şu şekilde araştırılmasını istiyorum. Eski eşine nafaka ödüyor. Nafakanın haricinde birikmiş bir tazminatı vardı. Lütfen i̇şte, Hülya Hanım kocan da sana şunu mu söylüyor? Yeşim git kimden para alıyorsan kimi al. Yeter ki bu benim borçlarımı öde mi diyor. Senin hayır bu kadar... Esra Hanım bizim böyle bir durumumuz yok. Kendisi bir defa gitti tefeciye bulaştı. Bu borcu ödeyen yine biziz. Kim? Kendisi peki gitti sen tefeciye aldın, bulaştı. İnsanlardan aldın. İkinci bu borcu da... Çankırı'da Sefer adında bir tane şimdi, adamdan almış. Yeşim bakın, sen bu olayda tek başına... Bundan benim haberim bile yoktu. Ha, Yeşim evet, sen bu olayda tek başına değilsin. Başka kimseyden borç almadınız bu kişiler evet. Dışında öyle mi? Abla gör... Aldın mı birinden borç? Birinden de 5000 lira çarpmış bu. Bir dakika. Ay şu sokak ağzıyla da konuşmayın. Sen şimdi bu olayda tek başına değilsin bir dakika bekle. Senin yanında Sena ama gerçek adı Elmas olan bir kadın var. Değil mi? Senin Sivas'tan arkadaşın. Kayseri'de yaşıyor. Ha, o Kayseri'de yaşıyor. O da evli. O da kocasından boşanmadı. Siz iki kadın hep beraber o tanıdığın insan mesela senin onunla hareket etmesi, elmasmış. Seninle Antep'e gelmesi beni çok şaşırttı. Bir de sen mesela Abdülkadir'le böyle yaşıyorsun. Sena seni uyarıp kızım sen ne yapıyorsun? Sen evlisin kendine dikkat et diye Allah, hiç uyarmıyor. Abla abinin de Murat Ekin'i zaten ikisi de aynı kafadan. Hiçbir şekilde uyarmıyor.
İkisi de aynı kafadan zaten bunların. Sen o da kendine söylediğin lafları Esra Hanım'a söylesene. Ne konuşmuşum buyur? Yeşim Hanım. O da kendine konuş benim anlama. Sizi tehdit eden kişiye niye dün gece 7000 TL para gönderdiniz? Esra Hülya Hanım, ben bu borcu kabul ediyorum. Bakın hayır, yine söylüyorum. Hayır, avukatanım bana... Niye gitmediniz adliyeye? Bu kişi beni tehdit ediyor diye. Hatta bugün ne oldu biliyor musunuz? Niye gitmediniz? Bu kişi beni tehdit ediyor diye. Bu kişi Esra bana duygusal anlamda, ben ticaret yapmak istedim. Bu kişi duygusal anlamda bana yaklaştı. Ben hayır, hayır diyorum. Deseydiniz de bu 7000 lira... Hülya Hanım, bu durumlara geleceğini bilseydim keşke gitseydim. Ha, niye gönderdiniz parayı? Keşke parayı gitseydim. Parayı niye gönderdiniz? Ben ona hiçbir zaman için ödemem demedim. Yüzü burada diyorum. Bakın kendisine bizzat sorabilirsiniz. Sen ben sana diyorum. Sen evet, diyordun. Evet, biz ne bu ticaret işine edin. Girdik dedim. Evet. Borçlu olan benim dedim. Alacaklı olan da sensin. Benim kızdığım nokta diyorum. Ya sen diyorum. Bu adama niye borçlusun? Siz ticarete giriyorsunuz ya. Ticaret dediğinde. Ticaret de. Sende var Esra 10 lira. Onda var 10 lira. Her ikisi de parası kurar. Olmadı. Elimizde yüzümüzde bulaştık. Esra Hanım çok özür diliyorum. Bu normalde diyor ki biz buna sevgili elinize... falan değildik. Benim evlilik de elinize yüzünüze bulaşmış. Sena'nın da Bodrum'da diyorum. Sena'nın da Antep'te biri var mıydı hayatında? Olmaz olur mu abla? Olmaz olur mu? O da böyle bir evlilik yoluna girdi olmaz mi? Olmaz olur mu abla? Hayatım seninle beraber enişte dediğin başka biri var yok, mıydı yanınızda? Farklı yerde oturuyordu. Örnek veriyorum ben, benim semtim ayrı, onun semti ayrıydı. Farklı bir Sena'nın yerde oturuyordu. Sena'nın da bak sen, Yeşim. Sena'nın yanında da bir beyefendi var mıydı? Flört ettiği. Valla rezidansa kaldığında Sena bir onun yanına gidiyordu, bir onun yanına gidiyordu. Kimin yanına gitmiş Esra Hanım? Ben buna kaç defa şahit oldum. Hatta kimin gecenin yanına gitmiş Esra bir ara Hanım? Bu sokağa çıkma yasağı varken eve gidiyorduk normal arabayla. Beni bıraktıktan sonra bizim orada bir semt var. İsmini söylemek istemiyorum. Ora direktmen gittiler arabayla. Tabii. Sena sana benim de evleneceğim kişi bu diye birini tanıştırdı mı ya da sen biriyle tanıştın abla, mı? Abla Masum hangi birini tanıştırsın benimle? Hangi madem beyanda tanıştırsın? Bulunuyorsun söyle Esra Hanım'a diyorsun ki ben Sena'nın GBT'sini sorgulayamıyorum ki. Ötekininkine gitti desene de o zaman söyle Esra ablaya Sena de ki. Sena'ya iki arkam bizim canımda tamam bitti zaten. Veya ben de otomatikman birinin yanında fren gördüm de. Geçiriyor. Ben de birinin yanında gördüm de madem öyle. Görmeme gerek yok ki. Sosyal medyada zaten Instagram'da olsun, TikTok'ta olsun, Facebook'ta olsun ben sizi takip ediyorum. Ne yaptığınızı, nereye gittiğinizi biliyorum. Sena'nın canlı yayınlarında ne hat yediğinizi gayet sizden iyi biliyorum. Siz bundan ne hat yediğiniz derken Sena'nın hangi bir canlı yayında ben varmışım, yüzüm görünmüş, ya başka zaten... bir şey görünmüş? Senin olmana gerek yok ki. Sen o zaman yanında. Demeyeceksin canlı yayınlarda sizi Yeşim. Görüyorum diye. Ya şimdi, sen geç onları Yeşim. Sena aslında Elmas ama Sena ismini kullanıyor. Sen niye Cansu ismini kullanıyorsun? Ha Cansu ismini kullanıyordu bir de bu. Onu unuttum. Özür diliyorum. Benle Esra ilk konuşurken hani Cansu da göbek adıymış abla. Göbeğinin adı varmış. Esra abla Cansu'ymuş. Bakın bu konuda yalan söylüyor. Evet. Osman ayrılacağımız insanla şöyle bir durum oluştu. O Cansu derdi. O da öylece kaldı abla. Allah'ın niye size Cansu diyor? Misal onun eşi aile yani onun eşin eşimin tarafı hep Cansu derdi. Niye? Yeşimi çok fazla kullanmazlardı. Çünkü o Cansu diye severdi. Can gel can git, can gel can git. Su Cansu öylece kaldı. Ay hiç kimse bize hayatta Cansu demedi be görüyor musun? Vallahi kim? Kadir Bey'e hayatım, ben hiç Cansu kimseye... demiş olsaydım... Bak bir saniye Yeşim'ciğim merhaba. Sen bu isimle buraya çıkmazdın. Ben Esra dediğimde hiç kimse bana Yeşim diyemez. Merhaba ben Esra dediğimde hiç kimse bana Cansu diyemez. Ama ben biriyle tanışırken merhaba benim adım Cansu dediğinde... Peki, insanlar beni Cansu olarak bildiğinde... Peki Yeşim şunu sonra söylesene. Yeşim'i söylemekte zorlanırlar açık anladın mı? Açık öğretim fakültesinde... Mesela hadi dur seninki Cansu'nun Cansu'yundan gelme. Allah'ın elmasının... İsmi niye Sena? Onu da bağla. Ya onu ben karışamam. Benimkini sordunuz ben açıkladım. Sena'ydı mesela. Elmas'tan niye? Elmas daha sen kıymetli bir isim. O konular bizi ilgilendiren konular değil tamam mı? Gerçekten. Sen benim geçmişimi de burada ortaya dökemezsin. Ya. Öyle deme. Esra öyle deme. Sahte de olsa Esra gene de. Hanım, ben buraya geldim. Üç tane çocuğumu bıraktım. Senin yüzünden benim çocuklarım okula gidemiyorlar. Vallahi senin yüzünden benim anladın saçlarım mi? Döküldü. Yapacak niye? Bir şey benim yok. Benim ailemi niye? Rencide ettin. Bir dakika Yeşim. Neden gidemiyorlar? Bir yerleşim yeri. Bir saniye. Sizin ikametgahınız nerede ablacığım? Şimdi şu anda Sivas'ta. Sivas'ta. Evet Sivas'ta. Sizin normal şartlarda Sivas'ta yaşıyor olmanız lazım. Çocukların da orada okula gitmesi lazım. Sivas'ta okula gidiyorlar. Peki. Siz neredeydiniz ablacığım? Kayseri'de. Ben Kayseri'deyim. Kaç aydır Kayseri'desin?
Ben bir hafta önce ailemin yanından Kayseri'ye geldim. 9 Emin gün misin? Önce gelip falan. Gelip gidiyordun. Emin misin? Evet. Gelip. Ya gelip gelip giderim. Benim orada tamam, arkadaşlarım var. Benim akrabalarım var. Senin gelip çevren gitmem çok zaten. Normal değil senin mi? Senin çevren geniş geniş. Benim amcam orada maşallah. Oturuyor. Benim teyzem orada oturuyor. Benim kuzenlerim orada oturuyor. Yeşim Hanım başka? Gelip sormak gitmem çok biraz, normal. Yeşim Hanım biraz başka? Sakinleşin. Şunu sormak istiyorum. Bugün kadına şiddetle mücadele günü ya. İşte kadını, kız çocuğunu böyle korumamız lazım. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Yanlışlıkla bir telefonu arıyorsunuz. Evet Hülya Hanım. Yanlışlıkla aradığınız telefondaki iletişimi kurup size sormak istiyorum. Bu şiddete biraz da biz gel gel mi diyoruz? 17 yaşınızda evladı, lütfen bitireyim cümlemi. Tamam. 17 yaşında kızınızı alıp Antep'e gidip bir apartta kalıp hiç tanımadığınız insanlarda 17 yaşınızdaki evladınızla birlikte değer mi? Bakın, siz bir anne olarak soruyorum size. Diyorsunuz ya benim evlatlarımı rencide ettiniz. Bu pozisyona gelmenin birinci kusurlusu kim? İnsan sizin evlatlarınızı ortaya bak, böyle bir dinmesin sebebiyle. De böyle bak, bir ticarete girmekte ben hata yaptım. Ay hala ticari diyorsun. Ticaret yok. İşe girmekte ben hata yaptım. Hayatın karşısında ben hatalıyım. İstersen daha ticaret yok. Daha peki. Senin dosyan kabarık bu şekilde. Bak dosyan kabarık. Benim geçmişim hatta, seni ilgilendirmez. Hatta benim geçmişim seni asla ilgilendirmiyor. Da var. Tamam mı? Tamam mı? Benim geçmişim asla seni ilgilendirmiyor. Her zaman dürüst ol, dürüst konuş. Senin geçmişin beni ilgilendirmediği gibi benim önceki evliliğim de, benim çocuklarımın hayatı, benim geçmişim de seni ilgilendirmiyor. Hayır, şimdi bak çok basite indirgiyorsun konuyu. Sanki bir ticarete girip de ortaklıkta zarar etmiş iki ortak gibi konuşuyoruz. Ablacığım sen 20 günde evlilik teklifinden dükkan açmaya kadar getirdiğin bir ilişkide hesabına geçen paraların cevabını veremiyorsun. Veriyorum bunu da Esra hayır Hanım, hayır ya Yeşim Allah aşkına veriyorum ya. Esra Hanım, ya ne olur kendini kandırma Esra ya. Hanım, ben buraya çıktım. Ya şu fotoğraflara baktığında ben Allah aşkına çıktım. 20 günde Antep'te yabancı bir telefondan ya yemeyin artık. Bak Yeşim sen çok bak çok akıllı bir kadınsın. Keşke eğitim görmüş olsaydın, zekanı başka bir yerde kullansaydın. Bari üniversite falan okusaydın gerçekten ekonomi falan. Hep toplum adına da bir faydan olurdu. Kendine çok zararın var. Peki ama sorular daha bitmedi. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.